Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün sizlerle birlikte LOL oynuyorum. Bugün sizler için solo tapta Rumble oynayacağım. Rumble üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi karşımızda Gnar var. Gnar bize sıkıntı olabilecek bir şampiyon. Yetenek kiti dolayısıyla menzilli olduğu için de çok rahat bir şekilde uzaktan beni dürtebilir. Bu yüzden birazcık daha safe, birazcık daha dikkatli oynayacağız. Ve mümkün olduğu kadar onunla çatışmamaya ve farm yapmaya çalışacağız. Girdiği üründe zaten Aery problem yaratabilecek bir ürün. Bunun haricinde ben Sihirli Yıldız'a girmeyi tercih ettim. Rumble menzilli bir şampiyon değil. Fakat kullandığınız yetenekler, işte Q olsun, E olsun, bunlar menzilli yetenekler ve yetenek olduğu için rakibe tutturduğunuzda direkt Sihirli Yıldız rakibe gidecek ve ilave hasar verecek. Ayrı tercih etmedim bu yüzden. Hani menzilli olsaydım, Gnar gibi bir şampiyon olsaydım ayrı tercih ederdim. Hem yeteneklerimle hem otomatik saldırılarımla rahat bir şekilde karşımdakini rahatsız edeceğim için ayrı daha mantıklı olurdu. Ama Gnar'da Sihirli Yıldız birazcık daha aktif oluyor. Bunun haricinde diğer ürünler bu şekilde. Bunların hepsini açıklama kısmına koyacağım. Açıklama kısmından tamamına erişebilirsiniz. Bunun haricinde Ignite'ımız var. Ignite'la birlikte Gnar'ı burstlemeyi düşünüyorum. Tabii Gnar'da teleport avantajı var. Bot lane'e falan giderse çok büyük avantaj kazanmış olur. Bu yüzden onu bota yollamamamız lazım ama herhangi bir kitle kontrolüm olmadığı için, yani yavaşlatma dışında Gnar'a engel olma konusunda birazcık sıkıntı çekebiliriz. Gnar da bu arada Doran kılıcıyla başlamış. Şu an farm bakımından Gnar'la eşit durumdayız. Burada Gnar'ın olabildiğince menziline girmemeye çalışacağım. Çünkü dediğim gibi Aery'si var ve Aery avantajı cidden çok büyük bir avantaj ki can barına göre vuran bir şampiyon olduğu için Gnar W yeteneği sayesinde çok fazla problem olabiliyor. Şimdi bir de W'muzu açtık. W'muz sayesinde kalkan kazanacağız. Gnar'dan rahatça uzaklaşabileceğiz. Minyonlar da bizim kulemizin altına doğru gelsin. Gnar'a karşı kule altında minyon biçmek her zaman daha avantajlıdır. Böyle yapmanızı tercih ederim. Yani tavsiye ederim. Tercih ederimden ziyade. Uzun zamandır da bir Rumble videosu çekmiyordum. İyi oldu. Bunun vesilenizle çekmiş olduk. O adam buradan kaçacak ki. Tamamdır. Gitmene gerek yok. Kesemeyeceğiz o adamı. Hani ben daha 2 levelim. Hasarım da yetmez ki Gnar birazcık daha, bir tık daha mobil bir şampiyon. Kolayca o pitten çıkabiliyor. Flash'ını alabilseydik tabii ki güzel olurdu da. Şu an farmda Gnar'a karşı üstünleşiyoruz. Burada Gnar'ın minyonları ölüyor kuleye. Gnar muhtemelen lane'e teleportuyla gelmek isteyecektir. Yani base attıysa şayet. İyi, atmamış. O minyonu nasıl kaçırdım ben? Tamam, gireceğim abi. Ya yavrucuğum, girmemi istiyorsun da adam mobil bir şampiyon. Hani yakalayabileceğimiz bir şampiyon değil. Burada bir şekilde o adamı kovalamamız lazım. Güzel flash attı. Şöyle Q'muzu da geliştirmeye devam edelim. İlk olarak zaten Q'ya atlayacağım. Q bizim için lazım. Gnar'ın da flash olmadığı için bu çok büyük bir artı bizim için. Burada rahatça da farmlamış olduk. Gnar bu pite yanaşamadığı için. Tabii ki bir skor çıkartamadık ama Gnar'ın flash'ının olmamış olması da bir artı. Ki Gnar orada bence flash atmasa da ölmez de. Çünkü üzerimden o kadar hasar çıkmaz benim. Daha herhangi bir hasar verecek item'ım yok. AP'im çok düşük. Gnar artık burada temkinli oynayacaktır. Rammus gelebilir diye. Rammus'u haritada görmedikçe açılacağını zannetmiyorum. 6 level olduktan sonra Rumble'da çok güçleniyorsunuz. İstediğiniz gibi pitin içinden çıkıp girebiliyorsunuz. Burada flash'ımı atmasaydım acaba şeyler yapar mıydım? Emin değilim. Sejuani buraya tekrar gelecektir. Çok erken bir flash kullandık maalesef. Hemen buradan çıkalım. 15 CS'lik bir üstünlüğümüz var. Bu bizim için büyük bir avantajdır. Şimdi direkt item olarak Inflank değneği alacağım ki Gnar'a birazcık fazla hasar vurabilelim fight sırasında. Onu da daha sonra lanetli maskeyle birleştireceğim zaten. Doldurulabilir alırsam güzel olur. 3 gold bekleyelim. Tamamdır. Bu arada bizim takım bayağı iyi durumdaymış. Yasuo'muzda 2 skor var. Catelyn'imiz bir skor almış. Rakip botlane farmda oldukça geride. Bu şekilde devam ederse late game'de zaten oyun her türlü bize düşecek. Fakat işte Tarikleri, Zoe'leri, Sejuani'leri ve Gnar'ları var. Yani late game kompları da fena değil ama erken oyun takımıyız. Erken oyunda ne kadar skor alırsak bizim için de avantaj ki bizim de geç oyunumuz güçlü. Gnar'ımız var. Gnar'ımız var diyorum. Rumble. Ben niye konuşamıyorum ya? Konuşamıyorum abi ya, şaka gibi. Bu adam yok bu arada. Güzel, ultimiz geldi. Gnar da burada 6 level olmuş. Bizim artık bot lane'in dikkat etmesi lazım. Gnar eğer o pite girerse, yani bot lane pitine giderse direkt ona olabildiğince fazla hasar vereceğim o bot lane'e giderken. Ki hani bot lane'de ultisini falan kullansa bile düşme ihtimali olsun. Bizim bot lane onu kesebilsin. Zoe bana gelmiyordu umarım. Zoe gelirse çünkü sıkıntı çıkartabilir. Flash'ın da yok, hadi bakalım. Anladım hocam. Ignite avantajı buna yarıyor. O adamın da flash'ı yoktu. Biraz önce flash'ını kullanmıştı. Şimdi buraya da teleport ile gelmek zorunda. Minyonları kaçırmak istemiyorsa. Ki ben base attım geldim. Adamın herhangi bir şekilde hasar verecek item'ı da yoktu. Bunu da güzelce avantaja çevirmiş olduk. Güzel. Şimdi maskeden devam etmemiz lazım. Fakat karşımızda Gnar gibi bir şampiyon var. Ve karşının kitle kontrolü de oldukça fazla. Aslında birazcık daha büyü direncine yönelsem daha iyi olabilir. Sejuani geldiğinde çünkü beni direkt kitle kontrolünü almak isteyeceklerdir. Şöyle armora da yatırım yapalım tabii ki. Zhonya da alacağız. Şu an birazcık daha defansif bir build gidiyoruz ama üzerimde Inflank değneği olduğu için birazcık da yetenek gücüm var yani. Kötü durumda değiliz. Bu arada bana orada fight'ı kazandıran kesinlikle Inflank değneğiydi. İlave hasar verdim. Yetenek gücüm bir tık daha arttığı için. Inflank değneğim olmasaydı orada o kadar fazla hasar çıkartamazdık. Gittin düştü mü? Gece oldu sandım. Ram niye bekliyor? Of. Bu arkadaşı birazcık dürtmem lazım. Rammus'un buraya rahatça baskın atabilmesini istiyorsam. Ki Sejuani de oradaymış. Hemen oraya doğru yanaşıyorum. Çok güzel. Orada o hasarı vermesem Sejuani'yi çıkartabilir miydik? Belki çıkartırdık ya. Yani Rammus belki keserdi, emin değilim ama. Güzel. 68'e 50 CS'lik üstünlüğümüz var. Bunu korumamız lazım. Bot lane'de birebir bir takas var. Buram sürekli AFK kalıyor. İnternetiyle alakalı bir sorun var herhalde. Şu an ultim yok. Gnar'la savaşmayı çok istemem ki Gnar'ın flash'ı da gelmiştir. Benim daha Ignite'im yok. Ha, benim de flash'im var gerçi de. Yine de ne olur ne olmaz. Bu arada Gnar tapa gelirken acaba teleportunu kullandı mı? Onu merak ediyorum. Şu an mesela üzerinde maske olmuş olsa Gnar'a burada çok fazla hasar bırakabilirdim. Sejuani flash'imin olmadığını biliyordu aslında. Bana gelse çok rahat skor alırlardı ama hiç denemedi. Yani bir kere geldi, onda da flash'imi aldı gitti. Devamını getirmediler. Çok güzel. Bu okyanus ejderi benim çok işime yarayacak olan bir ejder. Gnar artık burada iyice zonlamaya başladık. Yani lane'e yaklaştırma. Anladım hocam. Güzeldi. Zoe buraya gelerek vakit kaybetti. Burada da durmaya devam edecektir. Duramadı. Zoe buralarda mı acaba hala? Şu anlara karşı ben üstünleşmeye devam ediyorum. Hani gittikçe güçleneceğiz. Maskemin gold'unu bir tamamlayabilsem çok güzel olacak da. Gnar'a karşı bu üstünlüğümün olması çok güzel bir olay. Çünkü Gnar menzilli bir şampiyon. Ve Rumble'ın sıkıntılarından biri de budur zaten. Menzilli şampiyonlar. Menzilli şampiyonlara karşı sıkıntı çeker. O bana nasıl değebiliyor? O nasıl değebiliyor? Maskemi daha tamamlayamıyorum. Hele zaten maske, Rayleigh ve Zhonya olduktan sonra karakter öyle bir hale geliyor ki bunu anlatamam, yani yaşamanız lazım. Çok güzel. Bizim takım oyunu bitiriyor bayağı. Iy, ne kadar iğrenç attım onları. Şu an rakip orta koridor falan gözükmüyor. Bana gelmek isteyebilirler. Belli olmaz. Hemen base'imizi atalım artık. Burada daha fazla oyalanmayalım. Çok fazla kaldık. Gerçi hala gold'um yetmiyor da. Hadi bir bekleyelim bakalım. Bir dalga daha keselim. Farmda hala üstünleşmeye devam ediyorum. Adam kule altında minyon biçmekte zorlanıyor. Bu adam yok bu arada. Bak, teleportu var. Çocuk hiç etkin olarak kullanmadı. Mesela bot lane'leri geride. Bot lane'lerine kullanabilirdi ama hiç gitmedi. Lane'de kalmaya devam etti. Hani teleportunuz varsa abi bunu değerlendireceksiniz. Şu an ben Ignite avantajım var. Lane'i her türlü kazanabilirim yani. Ama bu adamın öyle bir avantajı yok. Yani direkt diğer lane'lere yardım etmesi lazım. Baskı kurmaları lazım. Bu arada maskem de geldi artık. 126 yetenek gücüm var. Büyü nüfuzum deli gibi oldu. Can barım güzel bir şekilde arttı. 1700 can barımız var. Bunların büyük halinin 1700 hali. Yani okey, sıkıntı yok. Top lane yok, top lane yok. Çok güzel. Yasuo var ya, çok can yakıyor, çok. 7-2 olmuş çocuk. Güzel. Teleport kullandı. Tamamdır, ben geliyorum buraya, alalım onu. Bunu alırsak tatlıyı almamız kolaylaşır. Ciddi manada kolaylaşır. Gnar çünkü buna karşı ayakta duramaz. Yani tutması o kadar kolay olmaz. Şu arkadaş ben alayım. Gnar muhtemelen base attı veya burada çalıların içinde bekliyor olabilir. Çalılara bir bakalım. Abi üzerimde bu var. Bota gidemem, bunu kullanmam lazım burada. Ancak bu şekilde top kuleyi açarız. Herkes buraya gelirse şayet çok rahat ederiz. Çünkü ben bunu kullanacağım. Gelin abi. Ha şöyle şu arkadaşı şurada çıkartayım. Tamam. Şimdi bota swaplayabiliriz. Ayakkabımı da ufaktan bir tamamlayayım. Şöyle büyü direnci ayakkabısı alacaktık zaten. Bir de Zhonya'nın şu parçasını alalım. Hatta direkt büyü kitabı alalım. Ejder de gelmek üzere. Dağ ejderi. Fakat bizim bot lane tapta olduğu için bu dağ ejderini rakibe verme durumumuz var. Gnar hiç oralı değil ya. Gnar burada kuleyi savunmaya çalışıyor. Lucian 9 level. Denesek mi üstüne Lucian'ı? Çok güzel. Lucian 1.6'ymış zaten. Durum bayağı kötüymüş. Yani onun ultisinden kaçmama bile gerek yokmuş. Hemen şöyle dağ ejderine koşalım. Bu dağ ejderi çok değerli. Çünkü lane itmeye müsait bir takım değiliz. Bir Yasuo'muz var. Böyle hızlı rahat rahat lane pushlayabilecek. O yüzden dağ ejderi dediğim gibi değerli. Ben botta kalmaya devam edeceğim. Bizimkiler zaten midi güzelce savunuyorlar. Burada bir savaş çıkacak gibi de ultim yok maalesef. Ya Sejuani burada ulti atsa var ya, öf. Hayal edemiyorum olacakları. Şu an ultim gelmek üzere. Ultim gelince direkt burstleyebiliriz. Kötü oldu bu. Kötü oldu. Çok dar alanda yakalandık. Rammus yani kule altına girmemesi lazımdı. Hata yaptı orada. Neyse sorun değil. Ben şöyle Zhonya'mı ufak ufak tamamlamaya devam edeceğim. Zhonya'm tamamlandıktan sonra çok büyük rahat etmiş olacağız. Rammus da armorlarını kasmaya başlamış. Buram zaten tanklaştı. Ben de ufak bir tanklığım var. Çok fazla değilim. Ama Zhonya ve Rayleigh'i geldikten sonra o dakikadan sonra beni tutamazlar. Hem yavaşlatacağım hem hasar vuracağım. Yani Char felaket güçlü bir hale geliyor o dakikadan sonra. Şu an keşke bir ultim olsa. Ya ultimizin range'i çok fazla. Gerçi yeterli ya. Çok güzel. Çaldırdı. Güzel çaldı Zoe. Burada artık mid flag'in düşmesi lazım. Bizimkilerin can varlığı çok az ya. Oo, çok güzel oldu bu. Bunların ultisi vardır. Oraya giremeyeceğiz o yüzden. Vadiyi kullandık tapta. Adam hala vadi nerede diyor. Şu an buradan daha fazla bir şey alamayacağız. Hemen Baron'a başlayabiliriz bence. Benim Zhonya'm da artık hazır. Gördüğünüz gibi lane'de kaldım. Farmladım. Farmda üstünleştim. Hani Ignite avantajını bu şekilde değerlendirdim. Lane'de aldığım bir kill beni fazlasıyla öne geçirdi. Yetişebilir miyiz Yasuo'ya? Bence yetişiriz ya. Süper. Orada nişancıları kaçtı ya. Onu kovalayamadık. Ama gerçi ölmüş. Lucian da ölmüş. Şu an oyun biter bence. Bizimkilerin direkt midden koşması lazım. Bir dahaki minyon dalgasına ultimi atacağım. Hızlı bir şekilde minyon dalgasını itebilmek adına hani kule altında minyonlarla uğraşmayalım bir de. Buradan muhtemelen çıkarım ya. Aa, ama uyku baloncuğu olmadı. Uyku baloncuğu olmadı. Abi yok artık ya. Üzerime gelmeyen yetenek kalmadı ya. Hadi Yasuo'cum, kesersin onu. Aslan. Helal, onu da kesti. Ya bütün yeteneklerini bana harcadıkları için burada kendilerini koruyamadılar. Hani fazla açgözlük yaptılar bence. Zhonya'm tamam. Peşine Rylai'mi de aldım. Artık Rylai'yi de var. Şu an ölümsüzüm diyebilirim. 2300 can barım var. Biraz önce mesela Rylai'm olsaydı çok fazla yavaşlatabilirdim adamları. X kulesini düşürmeleri lazım. Ha, gerçi sur verdi adamlar. GG. güzel oyunda. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve yorum atarak durumuna belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.